Murat Bey bilmesin. Çok kızar bize. Nasıl durumu? Gayet iyi. Sadece biraz sayıklıyor. Biliyorum. Az sonra uyanır. Geçmiş olsun. Murat Bey. Neresi burası? Nasıl geldin? Dur. Ameliyat oldu. Hadi. Apandisitin patlamış. Çok acil ameliyat aldılar seni. Biraz daha geç kalmış olsaydık. Çok korktuk. Hadi kuzum yemeğini ye, hadi. İstemiyorum. Ama kuzum yemeğini yemezsen oyun oynayamazsın. Halin olmaz. Bana ne yemeyeceğim dedim. Peki o zaman büyüyemezsin, ben sana söyleyeyim. Ben bebek değilim Hatice teyze. Böyle şeylere kanmam. Bak Zeynepciğim, senin hastalığın için hiç iyi bir şey değil bu yememek. Lütfen bir parça al, hadi. İstemiyorum. Annem gelmeden hiçbir şey yemeyeceğim. Ama Zeynepciğim, yani annen dedenin yanında biliyorsun. Nasıl gelsin şimdi? Gelsin. Zeynep seni özledi desinler, gelsin. Bak sen önce yemeğini bitir. Annen gelince desin ki benim kızım bütün yemeklerini bitirdi desin. Sevinsin. Hadi. İstemiyorum. Annem gelmeden hiçbir şey yemek içmek istemiyorum. Annemle konuşmak istiyorum ben. Zeynepciğim, ama bunu seninle konuştuk daha önce. Bak annen dedenin yanında. Şimdi onun yanında telefonla falan konuşması çok zor. Düşürücüm sen öyle konuşsun. Sen çok saçma, ne yaşadık biz? Kusura bakma Yıldız. Seni de arada bıraktım. Sağ ol her şey için. Yok, o önemli değil de. Sen ne yaptın? Sana inanamadım. Ha, yaka paça kavga ettin adamlarla resmen. Sen de kabahatlisin bu arada. Burası kamuya açık bir alan ve sen buranın sahibisin. Mesele Oya ile ilgili olunca dayanamadım ben. Anlıyorum. Ama yine de sakin ol. Hatta bu arada bence sen de biraz daha dikkat et. Hangi konuda? Bu gelenler senin fotoğraflarından, ajanstan bahsettiler. Kim ki bunlar? Güvenilirler mi? Yani böyle saçma sapan bir sürü yer var. Kimin ne yaptığı belli değil. Yani aslında internetten bakmıştım. Yeri falan da belliydi ama... Evet ama mesela işçisini sigortasız çalıştırıp işten atmışlar. Gerçi o mesele daha kapanmadı. İlgileneceğim o konuyla. Demek istediğim güvenilmez bir tarafları var. Dikkat et kendine. Ederim Yıldızcığım. Sen hiç merak etme. Ama insanları az da olsa tanırım. Mesela kim bana doğruyu söylemiş ya da yalan söylemiş anlıyorum. Ya da benden bir şey saklandığında. Onun için aklın kalmasın bende. Yine de bilemeyebiliyor bazen insan. Bu arada ben senin oyunculuk kararına çok saygı duyuyorum. Hatta bence bu konuda çok da yeteneklisin. Neyse, demek istediğim kendine zarar verecek bir şey yapma.
Bence de uyuyor. Şu adamlar güvenilir mi? İstersen bu alanda çalışan birkaç tanıdığım var. Senin için daha güvenli bir yer baktırabilirim. Olur Yıldızcığım. Elimden tutup götürürsün de. Olur mu? Bak, illa bu konuda kararlıysan güvenilir bir yer olsun bari. Siz iyice karşınıza çocuk var sandınız ha? Sizin tavsiyelerinize ihtiyacım yok benim. Ben gidiyorum Kerem. Sana da çok teşekkürler Yıldızcığım. Baban arıyor. Ben konuşabilir miyim? Tabii ki. Anne, anneciğim. Bir tanem, canımın içi. Çok özledim seni. Niye evimize gelmedin? Ben de seni çok özledim bir tanem. Geleceğim ama bugün gelemeyeceğim. Yarın geleceğim, tamam mı? Neredesin? Dedemin yanında mısın? Evet bir tanem. Deden hasta ya. Ben bu gece onun yanında kalacağım. Baban nerede? Aa, anne. Sen de neden serum takılı? Hasta mı oldun? Hayır bir tanem. Hasta değilim ben. Yalan söylüyorsun. Hasta olmuşsun işte benim gibi. Sana da serum vermişler. Hayır Zeynepciğim. Annen gayet iyi. Zeynep. 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 Kızım bir tanem annen durumu çok iyi. Lütfen kendini üzme. Sakin ol. Yalan söylüyorsunuz. Bir tanem bak şimdi. Ağlama tamam mı? Sakin olmaya çalış. İyi misin? Heh. Şimdi beni dinle bir tanem. Evet ben hastanedeyim. Ama bak kötü bir şey yok tamam mı? Benim bir ağrım oldu ama küçücük bir ağrı. Sonra da babam beni hastaneye getirdi. Neren ağrıyor? Karnım ağrıdı ama küçücük bir ağrı. En güzeli de ne biliyor musun? Ne? İyileştim. Eve gelince kızıma yine masal okuyacağım. Beraber oyun oynayacağız. Ben ona kurabiye yapacağım. Yaşasın. Yarın gelince göreceksin bir tanem. Turp gibiyim ben. Ama yarın gel. Bir de babam senin yanında olsun. Ben bu gece buradayım zaten bir tanem. Annenin yanındayım. Ama hep yanında ol. Hani ben hastanedeyken elimi tutuyordun ya. Annem de elimi tutuyordu. Aynı onun gibi elimi tut. Tamam kızım. Sakın korkma sen tamam mı? Ben buradayım. Şimdi annem biraz dinlensin artık olur mu? Tamam. Uyu. Güzel güzel dinlen anneciğim. Tamam bilmişim benim. Rüyamda seni göreceğim. Ben de size. Seni çok seviyorum bir tanem. Ben de sizi çok seviyorum anneciğim. Murat, sağ ol. Kahveleri içip çıkın siz. Ben Nazlı'nın yanında kalırım. Aa, süper. Zaten çocuklar da evde. Biz de onların yanında olmuş oluruz değil mi Murat? Merak etmeyin, ben buradayım. Tamam, o zaman kahveleri yolda içeriz. Ne dersin? Sen çık Melek. Ben şimdi eve geçmeyeceğim. Yusuf abiye bir uğrayacağım. Bahçede tanışmıştım. Tamam. O zaman Furkan bir şey ihtiyacın olursa arıyorsun. Nazlı sana emanet. Merak etme ben buradayım. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Otelde mi arıyorlar?
Murat, acil. Şşş, sessiz ol, uyuyor. Pardon. Otelden aradılar, acil çıkmam lazım. Ticaret odasının organizasyonu ile ilgili bir sorun çıkmış. Tamam, hallet sen. Aklım burada kalacak ama gidip müdahale etmem lazım. Ben bu gece buradayım zaten. Zeynep'e söz verdim. Hı. Tamam, görüşürüz. Kerem, iyi misin? Bir şey mi oldu? Ha, yok bir şey Yıldız. Kusura bakma, biraz geç oldu ama. Yo, ayaktaydım da. Bugün sana doğru dürüst teşekkür edemedim Yıldız. Her şey için teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Sen iyi ol yeter. Olsun. Sen yine de sağ ol. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Ha Yıldız, bir dakika. Kerem, ne oldu? Şimdi aklıma geldi. Sen bugün kafeye benimle bir şey konuşmaya gelmemiş miydin? Ne konuşacaktın? Efendim o ya? Alo Nuri. Kararımı verdim. Fotoğraflarımı kullanabilirsin. O bahsettiğin basamakları çıkmaya hazırım. Kabus gördüm sanırım. Çok sevdiğim birinin başı beladaydı. Geçti. Sadece bir rüyaydı. İstersen Furkan arayayım gelsin. Furkan Bey mi? O niye? Siz Furkan'la... Furkan'la ne Murat Bey? Bir yanda sen...